Taksim Hatay'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Maalesef Antakya ve Samandağ'da çıkan o yangınlara müdahale devam ediyor. Yerleşim yerlerine de ulaşan yangın bina ve otomobillere de sıçradı. Ve bu yangının, ormandaki yangının Hatay Belen'de yerleşim yerlerini de tehdit ettiği belirtiliyor. Tam 10 ayrı noktada başladı yangın. Bunlardan 8 tanesi kontrol altına alındı. 2 tanesi ise rüzgarın ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın etkisiyle bir anda büyüdü. Yangın sabah 9-10 gibi zuhur etti Samandağ tarafından. Fakat hava çok sıcak ve 2-3 saat sonra aşırı bir rüzgar. Yazın tam şey zamanı olduğu için yani dedik gittik, yani bizim orman geçim kaynağımız bizim orman. Korktuğumuzda başımıza geldi. Devlet elinden geleni yaptı. Herkes büyük bir mücadele verdi. Yangın söner gibi oldu. Arkasından tekrar rüzgar güçlendi. Köylerin dibine kadar gidiyor orman. Köylüler iç içe ormanla beraber. Ama ona rağmen hiçbir evimiz yanmadı diyebilirim. Yangının sık sık yön değiştirmesi, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve sürekli atlamalar yapması, arazi şartlarının gerçekten çok engebeli olması ve tabii ki meteorolojik şartlarda da havanın çok kuru olması sebebiyle yangınla ilgili bugünkü noktaya kadar geldik. Bizim buradaki ana amacımız yerleşim yerlerinin tam emniyetini sağladıktan sonra da yangının etrafını çevirerek tamamıyla kontrol altına almak olacak. Şu anda yerleşim yerleriyle alakalı önemli bir tehdidimiz yok. Arkadaşlarımız konuşlandılar yerleşim yerlerinin etrafına. İnşallah gece boyu da çalışmalar sürecek. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber de talimat verdim. Su atar araçlarımız, hava araçlarımız, helikopterlerimiz ve uçaklarımızla gün doğumundan yaklaşık yarım saat önce havalanarak yangına müdahale etmeye devam edeceğiz. Hatay Samandağ'da çıkan orman yangınına müdahale kısa sürede gerçekleşmişti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken farklı ilçelerden de yangın haberleri gelmeye başlamıştı. İskenderun ve Arsuz ilçelerinden de alınan yangın haberleri durumu daha da vahim bir hale getirdi. Demir çelik fabrikalarında çalışıyorum. Yangının ilk çıktığı gün benim evim aşağıda, evimden çok net görünüyordu. Yangın 50'şer metre, 100'er metre arayla başladı. Tabii aşağıdan yukarılara doğru sıçradı. 9 Ekim günü yangına saat 10:20'deki yangına ilk biz denizcilerde yakalandık aslında. O gece biz sabaha kadar yangın mesaimiz vardı. Saat 5'ten itibaren yangınlarımız başlamıştı o gün. Çok aşırı bir rüzgar vardı ve bütün ekiplerimizle ihbarını aldığımız her yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyorduk. Denizcilerde çıkan yangında burayı haber aldığımız anda bütün ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde Belen'deki yangına doğru müdahale etmeye başladık. Belen ilçesinde başlayan yangın Belen İsume mahallesinde yerleşim yerine çok yakın bir yerde başlayan yangın İskenderun ilçesi devamında Arsuz ilçesine doğru kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Halk panik içinde olan biteni izliyordu. Risk altındaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Şehir merkezine yaklaşan devasa alevler oldukça ürkütücüydü. Bir yangın bir köyün yakınında bir noktaya sıkıştırılmış durumda. 3 cephesi çevrilmiş ve diğer cephede sürekli yani o an için 7 tane helikopterin ring yaptığını biz oraya vardığımızda şahit olduk, gördük. Bu çok büyük oldu. Bu dünyayı yaktı. Hepimizi yaktı. İnsanoğlunu böyle yaktı. Daha bu görülük, görülmeyek daha bu. Allah bedelini saklasın. Yangına müdahale etmeye devam edeceğiz. Tek bir canlının bile zarar görmemesi için canını dişine takan ormanın kahramanları yurdun dört bir yanından Hatay'a sevk ediliyordu. Şehrin korku ve panik halinde izlediği yangınlara ateş savaşçıları korkusuzca müdahale ediyordu. Zor bir coğrafyada yolların olmadığı bir yerde söndürme faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Tabii ki burada bildiğiniz üzere söndürme faaliyetlerinde en önemli önceliği de yerleşim yerlerine verdik. Şükürler olsun ki can ve mal kaybı yok. Yangınlar hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlerken
bütün oradaki bölge müdürümüz ekiplere öncelikle yerleşim yerlerini iyi muhafaza etmelerini. Tabii ki bizim önceliğimiz insan. Öncelikle köylerimiz. Yani dedim ya, bu köyde bu aşağı yukarı 6-7 tane köyü etkiledi. Yani yeni köy var, işte Yaylacık var, Karlısu var, Kisecik köyleri var. Yani 5-6 tane köyü etkiledi ama hiçbir ev yanmadı mı çok şükür. Yani köylerin dibine kadar gidiyor orman. Allah razı olsun devletimizden. Allah başımızdan eksik etmesin. Farklı yerlerde çıkan orman yangınları dikkatleri sabotaj ihtimaline çekmişti. Özellikle sosyal medyada yangını PKK adına üstlenen grupların varlığı bu şüpheleri haklı gösteriyordu. Yani bu gibi yangınların tek başına çıkması ihtimal çok zayıf. Yani bu bizim izlenimimiz bu yangında da sabotaj ihtimalinin olduğu noktasında. Yani ilk ulaşan ekiplerle konuştuğumuzda da onların izlenimi de aşağı yukarı aynı. Hatay yangınının çıktığı andan itibaren yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde yangının PKK tarafından çıkarıldığı netlik kazanmıştı. 20 Ekim 2020'de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirilen Mesut Taşkın'ın bazı illerde terör örgütü PKK-YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınlarının talimatını veren terörist olduğu belirlendi. Yangın nihayet kontrol altına alınmıştı. Geride kalan manzara oldukça ürkütücüydü. Binlerce canlının evi olan ormanlar küle dönmüştü. Orada doğrusu çok endişelendik, korktuk. Yani bu oradaki köylerde yaşayan insanlar veyahut da o mücadele eden ekipler, Allah korusun, bizim ekiplerimizin canına zarar gelmeden hamdolsun o köylerin etrafında o yangını tuttuk. Vallahi duygularımızla çok perişan olduk. Bak ben, Allah razı olsun, benim misafirim de gelir. Yani misafirler dışarıdan, mesela dünyalardan geldi. Şuraya gel gezer, Allah Allah şu manzaraya bak. Bütün manzaralarımız gitti. Yeşilliğine şu manzaralarımız gitti. Yeşilliğimiz gitti. Şeyliğine oturduk, seyrederdik. Yani çok şey edirdik. Bu sonuçta bir kere daha ormanın vatan olduğunu ve vatan gibi savunulması gerektiğini anlamış olduk. Yanan ormanlara milletçe üzülsek de umutsuzluğa düşmüyoruz. Çünkü ülkemizde yanan orman arazileri anayasa güvencesindedir. Yanan ormanların yerinde yenisi yetiştirilir. Tekrar bu bölgenin eski haline kavuşması için ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Yani burada bizim bir karış toprağı başka bir amaçla kullanmamız mümkün değil. Yani oraya otel yapılması, turizm açılması falan bilmem ne, onlar söz konusu değil. Bizim kanunda da emrediyor. Yani bu yanan ağaçlar ağaçlandırılacak. Biz de, bizim görevimiz bu. Bu ağaçları temizleyeceğiz, burada toprak işlemesini yapacağız. Fidanlarımızı da toprakla buluşturacağız, buraya yeşil hale getireceğiz. Vatandaşımızın hiç endişesi olmasın yani bu noktada. Bizim görevimiz zaten bu, bunu da yapacağız yani. Kimsenin şüphesi olmasın. Çok hızlı bir şekilde hemen yanan ağaçların temizlenmesine başladık. Devamında yine aynı şekilde toprak işlemesi ve fidan dikimlerimize de başladık. Şu anda sahamızda üretim çalışmalarının %90'a ulaştık. Şimdi de yine toprak işlemesinde de %30-40'lar seviyesindeyiz. Aynı şekilde fidan dikimlerimiz de devam ediyor. Şu anda da görmüş olduğunuz üzere toprak işlemesini gerçekleştirdik ve fidanlarımızı diktik. Şu an gözümüz gibi bakıyoruz bu topraklara. Orman olan her yerin tekrardan yeniden orman olarak yeşermesini sağlıyoruz. Şu an kayıplarımız var ama daha canlı, daha gür orman oluşturmak için işletme şefliği olarak, tüm ekibim olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bunları kesmemizin amacı orman yandığı için sahayı boşaltıyoruz. Artık yeni bir dikim, sahayı temizleme gibi işlemler yapacaklar için bu yana sahayı temizlemek zorundayız. Biz geleli bir ay oldu. Şimdi yarı aşamaya geldik. Ormanımız yarılandı. Yani bitirdiğimiz zaman, tomruklarımız, odunlarımız çıktığı zaman dikim sahası yapılacak. Yeşil sahaya çevrilecek.